Yani şeriata bağlılık sadece lafza bağlılıkla mı olur? Yoksa da maksada bağlılık da şeriata bağlılık değil midir? Yani şeriatın bir maksadı var. Şeair-i İslami var, makasını şeria var. Şeriatın maksatlarına bağlılık bana göre esas itibariyle şeriata bağlılıktır. Lafzına yani metinlerin lafzına bağlılık o maksadı zaten gerçekleştirmek istediği için onlar zaman içerisinde metinde geçen yerleri neshetmeye kalkmamak şartıyla başka türlü de amel edilebilir. Yani bağlılık maksada kaydırılabilir zaman zaman. Yani bu lafız şu anda maksadı yerine getirmiyor. Tarihsel koşullar değişti. Biz maksada yönelerek yeni bir şey yapalım denilebilir. Bu dendiği zaman o lafzı inkar etmek veya lafzı konulduğu yerden değiştirmek Yahudilerin yaptığı gibi manasına gelmez. Şimdi bu zaman zaman kaçınılmaz oluyor. Mesela Hazreti Ömer'in içtihatları buna kaynaklı teşkil eder. Bir dakika orada duralım. Şimdi Hazreti Ömer'in içtihatları deyince ben orada duruyorum. Çünkü çok istismar edilen bir mesele gerçekten. Bunu isterseniz müstakil bir başlık altında konuşalım İhsan Bey. Evet. Ama konuşmaya başlarken Kur'an'da eğer geçiyorsa, metinde geçiyorsa bu hükümler bakidir dediniz. Doğru mu anladık? Bu hükümler bakidir dediniz. Ben doğru mu anladım? Tabii yani Kur'an'da geçiyorsa Kur'an olduğu için bakidir tabii. O zaman bu muamelat, Kur'an'daki muamelat evrenseldir. İlâ yevmil kıyamet devam edecek. Tabii, Bakidir mi tabii. diyor? Ama şimdi bize Ama maksat bağlamında bir bize itiraz şöyle var diyorum, senin değil bize mi? İkisi çelişiyor. Tasarrufta bulunma yetkisi verilmiştir. Hazreti Ömer bunu kullanmıştır. Hazreti Ömer bir şey kullanmamış aslında. Bu benim doktora tezimdi. Çok böyle yakından inceleme imkanım oldu bu meseleyi. Hazreti Ömer'in Kur'an ve sünnetin lafzına aykırı ama ruhuna uygun diye takdim edilen uygulamalarının tamamını inceledim, yakından inceledim. Hiçbirisinde böyle bir şey yok. Her birini tek tek konuşabiliriz. Ama bunu konuşanlar Var mı? Bunun üzerine itiraflar çıkmış, tartışmalar yok, olmuş. hayır. Gerçekten yok. Yani Hazreti Nasıl Ömer uygulamış o hükümleri? Müellefe grubu nasıl iptal etmiş mesela? iptal etmemiş. Tek tek konuşalım bak şimdi. Eğer Hazreti Ömer'in bu Irak uygulamaları arazilerini niye öyle bölüştürmüş? Hepsini konuşalım. Bir örnek üzerinden Ama konuşabilir miyiz? Vakit şöyle bir olmadığı için. şartım var. Şöyle bir şartım var. Eğer Hazreti Ömer'in bu uygulamaları Kur'an'ın lafzına aykırı düşmüyorsa, bunu ben burada size söylersem, bu tarihsellik iddiası yerle yeksan olacak mı? Olacak. O zaman başlayalım. Müellefe-i Kulüp'ten başlayalım isterseniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim zekatın dağıtılacağı sınıfları 8 sınıf olarak tayin ediyor. Bunların arasında müellefe-i kulüp de var. Müellefe-i kulüp kimden oluşuyor? Yusuf Karadavi doktora tezi olarak çok geniş bir şekilde işlemiş. Bunları zannediyorum 10 küsür gruba ayırıyor. Kimler müellefe-i kulüptür diye. Bunlar arasında böyle birkaç tane belli başlı büyük kabilelerin reisi durumunda, ileri geleni durumunda olan birkaç tane insan var. Uyeyne bin Hısın el-Fezari var. Böyle birkaç tane, 3-4 tane isim var. Bunlar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminden beri alışmışlar. Ganimetlerden, zekattan, başka gelir kalemlerinden Efendimiz bunlara hisseler veriyor. Gönüllerini hoş tutmak için, kabilelerinin Müslümanlaşmasını temin etmek Yine için yeni yeni ısındıkları ya da zararlarını def etmek için muhtelif maksatları var bunların. Efendimiz terk-i dünya ettikten sonra biri Uyeyne bin Hısım, biri Akra bin Habis. Bu iki zat çok önemli. Bu alışkanlıklarını devam ettiriyorlar. Bazen Efendimiz bunlara ganimet mallarından yüzer deve veriyor ki o zamanın miktarında gerçekten büyük rakamlar o günün şartlarında. Bunlar bu tüfeğliliğe devam ediyorlar. Hazreti Ebu Bekir halife oluyor. Geliyorlar diyorlar ki bize Bahreyn'den gelen ganimet gelirlerini den bize bir pay ver. Ya da bir başka rivayette falan yerdeki araziyi bize iktaen taksis et. Hazreti Ebu Bekir de Efendimiz'den beri bunlara bu tür işler yapıldığı için bu tür tahsisat tamam diyor bir belge yazıyor. Bunu götürün Ömer de imzalasın diyor. Ömer de Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir'in o zaman Şeyhül İslam'ı konumunda. Götürüyorlar Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer bakıyor belgeye. Bir deri üzerine yazılmış. Tükrüğüyle deriyi ıslatıyor, yazıyı siliyor ve artık size
müellefe müellefe diye bir şey yok. Siz tüfeğliyseniz, alıştınız bu işe. Gidin herkes gibi çalışın, kazanın diyor. Hı hı. Geliyorlar halifeye tekrar şikayet ediyorlar. Ömer ne diyorsa doğrudur diyor. Hadise bu. Evet. Yani Hazreti Ömer müellefe-i kuluba zekattan tahsis edilen payı iptal etmiştir diye bir şey yok. Müellefe kaleminden geçinen birkaç tane tüfeğli var. Bunların zekattan değil, Bahreyn'den gelen ganimet mallarından ya da bir başka rivayette bir arazi tahsisatından kaynaklanan bir şeyleri var, talepleri var. Hazreti Ömer bunu iptal ediyor ve bu adamlara dönük olarak iptal ediyor. Yani ben müellefeyi kuluba zekattan pay verme uygulamasını durdurdum demiyor. Çünkü halife değil o zaman. Hazreti Ebu Bekir zamanı. Yaptığı iş iki kişinin tüfeğliliğine son vermek. Müellefeyi kuluba zekattan pay verme uygulaması devam ediyor. Başka kalemlerden müellefeye uygulama, tahsisat ayırma uygulaması da gene devam ediyor. Hazreti Ömer'in kendisi halifeliği zamanında bunu devam ettiriyor. Mesela bir Hutay'e diye bir şair var. İşi gücü adamın hiciv yapmak. Birkaç kere bu adamı getirttiriyor, derdest ettiriyor, cezalandırıyor. Ama adam duramıyor. Yani ruhuna işlemiş hicvetmek. Bir gün diyor ki ey müminlerin emiri ben kendi anamı babamı bile hicvettim. Duramıyorum diyor. Benim yapım bu. O zaman ona 2000 dirhem maaş bağlıyor. Eğer müminleri hicvetmekten vazgeçersem bunu sana tahsis edeceğim diyor. Vazgeçiyor ve o adam o kalemden almaya devam ediyor. İran'ın fethinden sonra Hürmüzan meşhur bir komutan esir alınıyor, Medine'ye getiriliyor. Orada Hazreti Ömer'le çok böyle calibi dikkat bir muhavere de geçiyor aralarında. Sonra Hürmüzan'a da müellefe-i kulüp kaleminden bir maaş bağlıyor Hazreti Ömer. Yani bu uygulamayı durdurmuyor. Bu noktada İhsan Hoca'nın cevabını... Şimdi burada Hazreti Ömer daha önce Hazreti Peygamber'in müellefe-i kulüp saydığı kişileri müellefe-i kulüp saymamıştır. Şimdi bu ne diyelim işte gelenekselci yaklaşıma göre böyle bir şey peygamberin müellefe-i kulüp dediğine Hazreti Ömer nasıl müellefe-i kulüp demez? O bir defa müellefe-i kulüp diyor. Şimdi bak burada bir tasarruf var Ebu Bekir Hoca. Tasarruf var ama ben size ama vahyi askıya alan bir tasarruf yok. Ya zaten yani. Kimse vahyi askıya alan demiyor ki zaten. Hayır öyle demiyor. Yani Kur'an'ın maksadını, ruhunu gerçekleştirmek için lafzını iptal etmiş müellefe-i kuluba. Çok eşlik ruhsatı vermemiştir şimdi, gibi bir hayır. Şey. Hayır. Bu o da yorum. Var örneğin. Yani hani vahide böyle bir ruhsat var. Bak bunların hepsi yorumdur. Şimdi yorumlandığı zaman döner dolaşır aynı yere geliriz. Kimsenin Kur'an'da yazılı olan bir ayeti silgiyle silerim de onun yerine yeni bir ayet yazalım. Hayır, hükmü kaldırdığınız böyle bir şey yok ki. Kur'an orada duruyor. Yorum yapıyoruz. Hazreti Ömer'in yaptığı yorumun aynısı. Hayır. Diyor ki bundan böyle siz müellefe kulüp değilsiniz. Müellefe diye bir böyle bir kurum yoktur. Varlığını reddetmiyor Hazreti Ömer. Siz çok eşlik diye bir kurum artık İslam'da yoktur. Müellefe kulübün varlığı zaten reddedilmez ki. Bunu reddetmeye gerek kim müellefe kulübü? Ne yapıyor? Ha, bunu tespit yorum, ediyor. Ha. Bunu iştihatla tespit ediyor Hazreti Ömer. Kim müellefe kulüp? Şimdi de aynı şey geçerli. Yani bu artık şunlar müellefe-i kulüptür, değildir. Veyahut da hala müellefe-i kulüp olduğu gerekçesiyle peygamberin müellefe-i kulüp dediklerinin soyundan gelen birileri olsa, onlara şu anda maaş veriliyorsa. Biz neyse ki kardeşim bunu kesiyoruz biz. Kimin müellefe olduğuna kim ben karar bir soruyla verir? Bu, yani bu ayetlerin evet. Kendisini inkar etme manasına gelmiyor. İhsan bunların Bey, hepsi yorum. Bir soruyla sadece hani açmak için. Şimdi verilen örnekte müellefe-i kulüp diye bir kurum var. Bunu tam anlamıyla reddeden bir tasarruf söz konusu değil. Sadece işte belli bir aileyi ya da işte kişileri bundan artık o kurumun içinde adlandırılamayacakları için onları dışlamak gibi bir şey var. Ama mesela günümüzdeki tartışmalara baktığımızda yine mesela o son çok eşlik tartışmasında İslam çok eşlik diye bir kuruma hani artık ruhsat ve böyle bir ruhsat yoktur demeye getiriliyor. Yani ayet-i kerimede çok açık, bana sorarsanız gayet açık buna ruhsatı verilmişken artık İslam'da çok eşlik diye bir kurum yoktur demeye getiriliyor. Aradaki fark bu yani anladığım çok önemli kadarıyla. Çok önemli. Pek çok akademik tartışma da bu yapılıyor zaten İhsan Bey. Apaçık ruhsat verilmişken bence öyle değil. Siz nasıl emin olabiliyorsunuz bu şekilde? Yani siz diyorsunuz ki ayet oradadır, müellefe-i kulüp vardır, apaçık izin vermiştir. Bunlar tarihsel yorum yaparak ayetleri inkar ediyorlar. Yok böyle bir şey kardeşim. Senin yaptığında yorum, benim yaptığımda yorum. Herkesinki yorum. Kimsenin Kur'an'ı falan inkar ettiği yok.
kum senin Kur'an'dan bir ayet silmeye cesaret edemez. O zaman metnin ne demek istediğini ben daha iyi anlıyorum mu diyorsunuz? Öyle diye. Ama bir de metnin kendisi var. Yani metnin, yani metnin kendisi yorumlayışın yanlış denilebilir. Yanlış metin yorumluyorsun. Metnin şimdi amacı o değil, bunun, bu diyebilirsin. Bunun ama apaçık ortak. Bana göre çok eşliğe ne izin ne de ruhsat verilmemiştir. Yoktur yani. Ruhsat da yoktur. Yani şimdi bunu konuşabiliriz. Şu müellefe meselesini bitirelim. Çünkü aha, orada karanlık noktalar kaldı. Evet. Çok eşliği de konuşalım isterseniz. Şimdi müellefe-i kuluptan kuluba zekattan pay ayırma, zekat değil sadece, başka kalemlerden de ayrılabilir. Efendimiz de öyle yapmış. Hazreti Ömer bu iki zata ilişkini uygulamayı yapana kadar onun döneminde de yapılmış. Kendisi de başkalarına yönelik olarak yapmış bunu. Şimdi burada problem şu. Gerek zekattan gerek başka fonlardan tahsisat almaya alışmış iki kişi var, iki üç kişi var. Hazreti Ömer bunların artık müellefe-i kuluptan sayılamayacağı içtihadıyla, görüşüyle bunlara yönelik tahsisatı durdurmuş. Bunun müellefe-i kuluba zekattan fon ayırma uygulamasını durdurmakla hiçbir bağlantısı yok. Bu ikisi farklı şeyler. Şunu diyebilirsiniz. Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz'in müellefe-i kuluptan gördüğü iki kişiyi müellefe-i kuluptan saymamıştır. Öyle midir? Öyledir. Peki nasıl izah edeceğiz bunu? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu iki kişiye ve bunların durumundaki pek çok kişiye ileride kalpleri İslam'a ısınır da samimi Müslüman olurlar beklentisiyle bir tahsisat ayırmış. Sadece bunlara değil, başka onlarca kişiye. Bunların içinden iki üçü sivrilmiş ve tufeyliliği devam ettirmiş. Efendimiz bunu bilemez ki. Yani öbürleri için böyle bir uygulama olmamış, devam etmiş. Şimdi işte bak. Bir dakika bitireyim. Şu anda şimdi, biz de onu söylüyoruz. Bir dakika ama. Hazreti Ömer'in yaptığı Peygamberimiz iş, bugün de olan şeyleri bilebilir mi? Bugün de biz içtihat yapacağız. Yeniden yorumlayacağız. Ama aynı Hazreti Ömer'in yaptığı gibi. Farklı bir şey konuşuyoruz İhsan Bey. Müellefe-i kuluba zekattan tamam fon ayırmak. Zaten başka bir şey. Hayır. İşte i̇çtihat yapılamaz diye bir şey yani, söylemiyor. Yani 20 sene sonra, 10 sene geçmeden yorum yapılıyor da 1400 sene sonra yorum niye yapılmasın? Aynı şey işte. Ama bak teknik bir izah yapacağım. Dinlerseniz anlarsınız. Şimdi kimin müellefe olduğuna, müellefe-i kuluba zekattan ya da başka kalemlerden fon tahsisatının gerekçesine baktığımız zaman burada bir şey dikkatimizi çekiyor ki usulü fıkıh alimleri bunu yapmışlar zamanında. Demişler ki buradaki illet, müellefe-i kuluba zekattan pay ayırma ya da başka kalemlerden pay ayırmadaki illet teliftir. Kelime eğer türemiş bir kelime ise onun kökü illetin kaynağını teşkil eder. Burada müellefe teeliften türemiş. Dolayısıyla illet teeliftir. Bu adamların kalbini telif edersek, kalbine ülfet verirsek bunlar Müslüman olur diyebileceğimiz herkes tabii ki bizim içtihadımızla müellefe sınıfına girer. Bu grubun içine girmeyecek herkes gene tabii ki Müslümanların içtihadıyla bunun dışına çıkar. Burada sünnete aykırı, Kur'an'ın lafzına aykırı falan bir şey yok. Hazreti Ömer işin gereğini yapmış. Bugün de olsa müminler bunu yapacak. Bugün biz İslam'a fayda vereceğini umduğumuz pek çok ne diyelim şairi, yazarı, İslam'a yakın duran insanları İslam'a telif etmek amacıyla, bir yakınlık amacıyla bu tür uygulamalara muhatap kılamaz mıyız? Kılarız. Birisi bize demez ki bunu sen niye böyle yaptın? Çünkü kimin müellefe-i kulüp olacağı zaten içtihatla belirlenir. Efendimiz'in yani sonra. Şimdi orada bir ara soru. Kalpleri İslam'a ısındırmak mı, kalpleri ısındırmak mı? Anlaşılmadı ara soru. Yani müellefe-i kulüp, kalpleri İslam'a ısındırmak mı? Evet. Yalnızca kalpleri ısındırmak mı? Yani kalpleri İslam'a ısındırmak nereden çıkıyor mesela? Kalpleri İslam'a ısındırmak ve yani, kalpleri ısındırmak arasında hiçbir fark yok ki. Yok, İslam fıtrattır yani. Şimdi tamam, şimdi siz müellefe-i kulüp yerine koyuyorsunuz birisini, veriyorsunuz. Ama o İslam'a kalbi ısınmıyor. Yani sizin dininize dönmüyor. Kesecek misiniz? Dine dönme meselesi değil. Siz müellefeden bunu mu anlıyorsunuz? Ya da kalbi İslam'a ısınmıyor. İşte az önce dedim ki müellefe-i kulüp Yusuf el-Karadavi'nin taksimine göre 10 küsür sınıftır. Evet. Bunlardan sadece birisi yeni Müslüman olmuş ama kalbine henüz İslam yatmamış insanlar. Bir başkası İslam'a yakın duruyor. Müslüman oldu olacak. Onu bir İslam'a ısındırmak, bir adım atmasını teşvik etmek maksadıyla. Yani bu tarz 10 küsur grup var. Hı-hı. Müellefe bunlardan ibaret değil. Yani şunu var yani. Yani bugün bu benim de üzerine çalıştığım bir konu. O zaman o tezi tavsiye edeyim size. Burs, tabii hay. Buna bursu niye kestin dediğimiz herhangi bir vakfa toplantılarımıza gelmiyor. Demek kültürün kökünde
bu müellefe kulüp anlayışının yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yok İhsan Bey. Yani bize rağm olmuyorsa yoksula yardım etmeyiz. Başka bir şey anlayış. Ama günümüzdeki bir takım uygulamalardan yola çıkarak böyle temel bir İslami müesseseyi böyle bir genellemenin içine almak doğru değil. Onun yanlış yorumlanmasının neye yol açtığını gösteriyor. Birileri bunu yanlış yorumlamış olabilir. Kaldı ki bizim bütün yanlış işlerimiz bizim bütün yanlış işlerimiz İslam'ın bir müessesesinin yanlış yorumlanmasına dayanıyor zaten.